Babu ihya'il ardil meyteti. Bu bab da boş bir arazi, sahipsiz bir arazi. Bir adam bunu ihya etse, bağ bahçe etse, kuyu kazdı, ağaç dikti, yetiştirdi, bir şeyler yaptı, ihya etti. Bu yere sahip olur mu, olmaz mı? Eğer bu yerin evvelki sahibi varsa sahibi gelir alır. Hayır, sahipsiz bir yer. Buna ard-ı meyte derler. Yani ölü bir yer. Ölü bir yeri ihya etti. Yo, mer'a da olur ki, mer'a dedim, o da olur, takılı olur. Köyün mer'ası olur, başka birisinin mer'ası olur. O mer'a da başka. Hayvan otlayacağı yer demektir mer'a. Bu öyle değil. Sahipsiz. Sahipsiz ki ne köyün mülkiyeti tehdinde ne bir şahsın mülkiyeti tehdinde. Şimdi mesela Türkiye'de bazı yerler var ki bir köyün yaylası oluyor ya, yahut da mer'ası oluyor. İkinci köy oraya gelse koymaz onu. O köyün işte tapusunda. Bu öyle değil. Ne hiçbir köyün ve hiçbir şahsın mülkiyetinde değil. Adam gitti burada Arabistan'daki çöller gibi bir yeri ihya etti. Yahut da Türkiye'de öyle bir yer buldun, ihya ettin. İhya demek ki orada ağaç yetiştirecek, emar edecek. Ona malik olur musun, olmaz mısın? Sonra ona malik olmak için hükümetten izin alacak mısın, almayacak mısın? Esas ihtilaf burada. Şimdi birinci mezhep sahipleri diyorlar ki, sen kendiliğinden geçsen, çöldeki bir yeri ihya etsen ona sahip olursun. Ha, İmam-ı Azam diyor ki, hayır, hükümetten izin alır da ihya edersen sen sahip olursun, yoksa olamazsın. Her iki tarafında uzun uzadıya delilleri var. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Bekri ibn Ebi Şeybe, kâle haddesena Muhammed ibn Bişrin, kâle haddesena Sa'idun, kâle haddesena Katâdetu an Süleyman el-Yeşkuri, an Câbir ibn Abdillah, kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Câbir ibn Abdullah buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdu, men ahata haiten, men ahata, her kim ihate ederse, haiten bir duvar, ala ardin, bir yer üzerine, fehye lehu, o yer onundur. Boş bir araziyi buldu, etrafına bir duvar çekti. Duvar çekti, onun mülkü oldu. Daha kimse ona taarruz edemez. Hadis-i şerif bu. Şimdi bu hadiste zamanın imamından, halifesinden izin alsın, sonra yapsın dedi mi? Yok, mutlak. İster izin olsun, ister olmasın. Haddesena Salih ibn Abdurrahman, kâle haddesena Abdullah ibn Meslemet el-Ka'nebiyyü, kâle haddesena Ketir ibn Abdillah, عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular, men ahya ardan mevaten, bir adam ölü bir yeri ihya ederse, min ardın, herhangi bir yerden, bir araziden, fehye lehu, ihya eylemiş olduğu arazi onundur, ve leyse li irgi zalimin hakkun, bir zalim için onda bir hak yoktur. Yani bir adam gelse de zulmen İlla bunu ben alacağım dese bir hakkı yoktur. Kim ihya etmişse onundur. Burada da imamdan izin alıp almamak meselesi bahsedilmiyor. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Muhammed ibn Rülminhal, kâle haddesena Yezid ibn Züreyh, en Sa'id ibn Ebu Arube, en Katâdet anil Hasan, en Semret ibn Cündüb, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Semret ibn Cündüb dedi ki, men ahate ala şeyin, bir şey üzerine kim bir hudut çeker, ihate ederse fehuve lehu, o onundur. Bir duvar yaptı yahut da çeper yaptı yahut da tel örgüsü bir şey yaptı. Yani ihate etti onu, o onundur. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fezehebe zahibune. Bir takım mezhep sahipleri zahib oldular. İlâ enne menahya ardan meyteten. Şuna zahib oldular ki, bir adam ölü bir yeri İmar ederse fehye lehu, o onundur. Ezine lehul imam, imam ona izin versin fi zalik, bu meselede evlem yezen, isterse izin vermesin. Ve ceale lehul imam evlem yeceleha lehu, imam ona kabul etsin etmesin. Yani adam eşitti, imam izin vermemiş ama imam sonradan haberi olmuş ki adam bir yeri ihya etmiş. Peki bunu sana verdim, benim de razı oldum desin, isterse demesin. O adam madem orayı ihya etmiştir, o onun hakkıdır, zamanın meliki onun elinden alamaz. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذِي الْاَسَرِ İşte bu eserlerle de ihticac eylediler. Yani bunların delili nasıl? Kuvveti mi, zayıf mı? Hafız Efendi. Ha? Neden de? Kim rivayet eyledi hadisleri? Birinci hadis kimden rivayet edildi? İkinci hadis kimden? Üçüncü hadis kimden?
ben bu duymuş. Sen uyurken duyuyordun, hani bunu duymadın? Duydum da o hadisi. Birinci hadisi Cabir bin Abdullah rivayet eyledi. İkincisi Kesir bin Abdullah babasından, o da dedesinden rivayet eyledi. Üçüncü hadisi de Semurat bin Cündüf rivayet eyledi. Ve mimmen zehebe ila zalik, işte bu mezhebe zahip olanlardandır. Ebu Yusuf'e ve Muhammed bin Hasan rahmetullahi aleyh. Bu ikisi bu mezhebe zahip oldular. İmam-ı Azam'a muhalif oldular. İmam-ı Azam'a diyorlar ki senin delilin zayıf. Bak Peygamber Efendimiz'den 3 hadisi gelir. Üçünde de ihya ettim onundur. İmam razı olsun olmasın, izin versin vermesin. Ve kalu, dediler ki lemma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vaktaki Peygamber Efendimiz buyurdu. Men ehya ardan meyteten fehyele. Böyle ki buyurdu. Her kim bir yeri ihya ederse o onundur. Fakat ceale hükme ihya-i zalik. O yerin ihyasının hükmünü kıldı. Kime? İlâ men ahabbe. Orayı sevip de ihya eden adama kıldı. O adam onu sevmiş, orayı ihya etmiş. Öyleyse onun mülkü oldu. Fela emre lil imam fî zâlik. Bu meselede imamın bir emri yok. İmam mı dedi ki git orayı ihya et, sana verdim? Yok. Adam sevdi, gitti, harap bir yere ihya eyledi. Öyleyse onundur dediler. Ve kalu, dediler ki kad dellet ala haza, bizim dediğimiz bu şeye delalet eder. Ey da, bu hadisler delalet ettiği gibi şevahidun nazar, kıyasın şahitleri de, kıyaslar da buna delalet eder. Kıyas da bunu teyit eder dediler. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. Ela tera, sen görmez misin? Ennel ma ellezi, şu su ki fil bihari vel enhari, denizlerde ve nehirlerde vardır. Koskoca denizler, su dolu. Koskoca nehirler, akar gider. Bu su kimindir? Sahibi kim bu suyun? Yok, sahibi yok. Men ehaze minhu şeyen, her kim gider o sudan alırsa, evet, melekehu, o suya malik olur. Bi ahsihi iyyahu, o suyu ondan aldığı gibi malik oldu. Götürdün, vayeti yanaştırdın, hortumuna o suyu doldurdun. O vayetteki su kimin oldu? Alanın oldu. Şimdi birisi gelse dese ki bu su deniz, deniz hükümetindir. Bu nehir de hükümetindir. Sen imamdan izin aldın mı bu sudan aldın? Madem imamdan izin almadın, bu su hükümetindir. Elinden alabilir mi? Alamaz. İşte bak kıyas yapıyor. Bu da öyledir. Çölde bir yer, sahipsiz bir yer. Sen gittin, ihya ettin. Aynen o su gibidir. Nasıl suyu aldın, sahip olduğunsa yeri de ihya ettin, sahip oldun. وَاِنْ لَمْ يَمُرْهُ الْاِمَامُ بِاَخْسِهِ İmam git denizden, nehirden su al demese bile alan adamın milki olur. وَيَجْعَالَهُ لَهُ İmam git al, ben bunu sana verdim demese bile su alanındır. وَكَذَٰلِكَ الصَّيْدُ Av da böylecedir. مَنْ اِسْتَادَهُ فَهُوَ لَهُ Her kim avı avlarsa av onundur. وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَٰلِكَ Avı avlamakta da mühtaç olmaz. اِلَى اِبَاحَةٍ مِنَ الْاِمَامِ İmamdan ibahaya. Ben izin verdim, git av avla demeye lüzum yok. İmam ister desin, ister demesin. İmam hatta avlamayın dese bile, geçse avlasa onundur. Avlayanındır. Ve evet. Ve la yehtâcu fî zâlik. Bu avı avlamaktan mehtâcı olmaz. İlâ ibâhetin minel imam. İmamdan mübah kılmaya. Ve la ilâ temlikin. İmamın temlikine. Ben bu avı avladın ama artık ben mülkiyetini sana verdim demesine de ihtiyaç yoktur. وَالْاِمَامُ فِي ذَٰلِكَ Bu meselede imam ve sair النَّاسِ diğer nas sevâun müsavidir. İmamla diğer nas müsavidir. Neyi? Denizden, nehirden su almak, av avlamak alanındır. Ne imamın şeysi hakkı var, ne de başka birisinin hakkı var onda. Müşkünde istifade ediyor. Yildi Ermeniler bilgilerden istifade ediyorlar. Efendim? Yıl değirmeni mesela, rüzgar esiyor, yıl değirmeni evet. Su çıkarıyor, tarla suluyor. Evet. Rüzgardan da istifade ediyor adam. Evet. Güneş şu anda şimdi... O da öyle, yumani olamaz. Evet. Kalu, bu mezhebe zahip olanlar dediler ki, فَكَذَٰلِكَ الْاَرْضُ الْمَيْتَتُ Ölü bir yer de böylecedir. اَلَّتِي لَا مِلْكَ لَا اَحَدٍ عَلَيْهَا Hiçbir kimsenin milkinde olmayan bir yer, ard-ı meytete. Uzaktan, yakından hiçbir kimsenin alakası yok. İşte o da böylecedir. Fehye bu kettayri kuş gibidir.
Ellezî leyse bi memlûkin, kimsenin memlûki olmayan bir kuş gibidir bu da. Femen ahedehu, her kim o kuşu alırsa, min zâlik, bundan şeyen bir şey alırsa, fehve lehu, onundur, bi akzihi iyyâhu, onu almakla. Av avlayanındır, kuş kimin kafesine düşer, kimin eline geçerse onundur. Deniz, nehir suyu, o deniz nehir suyundan kim alırsa onundur. Deniz nehir suyunu getirdi, bir de var ki adamın kuyusu var. Gittin adamın kuyusundan aldın, yahut da hususi çeşmesi var, ondan aldın. Yok, onlar değil. Ümumun mali olan sudan alan, kim alırsa onundur. وَلَا يَحْتَاجُ فِي ذَٰلِكَ, bu meselede mühtaç olmaz. اِلَا اَمْرٍ مِنَ الْاِمَامِ, imamdan bir emre, bir izine mühtaç olmaz. وَلَا اِلَا تَمْلِيكِ, imamın ona milk ettim demesine de ihtiyacı olmaz. كَمَا لَا يَحْتَاجُ اِلَا ذَٰلِكَ, buna mühtaç olmadığı gibi. مِنْهُ, imamdan izin ve yahut da temlik emrine. فِي الْمَاءِ وَالصَّيْدِ, suda, avda imamın emrine ihtiyaç olmadığı gibi. اَلَّذ۪ينِ زَكَرْنَا, اَلَّذ۪ينِ, bizim zikrettik ya burada. Binaenaleyh yerde böyledir. Yeri de onlara kıyas yaptı. İşte bunlar dediler ki bak, kıyas da bizim kavlimizi teyit ediyor. Hem hadis var hem de kıyas var. Öyleyse İmameyn'in kavli kuvveti, İmam-ı Azam'a ne diyeceksin? Ya müdafaa edeceksin ya onlarla beraber olacaksın. Ha? Şimdi yukarıda. İşte hadis kafası işlemiyor. Ve halefen fî zâlike âherûn. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Dediler ki yok, sizin dediğiniz gibi değil. Minhum Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Muhalefet edenlerin başında Ebu Hanife var. Dedi ki imamın izni şarttır. Fekalu, dediler ki la tekunul ardu, yer olmaz. Tuhya, ihya olunmaz. İlla bi emril imam, illa imamın emriyle ihya olunur. Fi zalik, bu mesele hakkında. Kime emri, yerin ihyası hakkında imamın emri kime olacak? لِمَنْ يُحْيِيهَا, her kim onu ihya edecekse o adama melik izin verecek ki ben sana izin veriyorum ki burayı ihya et. Öyle olursa ona sahip olur. وَجَعَلِهَا لَهُ, hem de ona kılacak, diyecek ki git ihya et, senin mülkün olsun. Böyle derse, o adam da gider ihya ederse onun olur. Yoksa olmaz, İmam-ı Azam dedi. Peki İmam-ı Azam'ın delili ne? O da delil getirecek. وَقَالُ, bunlar dediler ki لَيْسَ مَا رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ, siz Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet eylediniz. Bu hadisler olmadı. مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ, bu babda zikredilen bu hadisler olmadı. بِدَافِعٍ, def edici olmadı. لِمَا قُلْنَا, bizim dediğimizi, bizim reyimizi def etmedi. Yani bu hadisleri getirdiniz ki bak senin dediğin gibi değil. Hayır, hadisler bizim zıddımıza değil. لَأَنَّ ذَٰلِكَ الْإِحْيَى, bu ihya الَّذ۪ي جُعَلَ بِهِ, şu bir ihya ki o sebeple kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kıldı. الْأَرْضَ, yeri kıldı. لِلَّذ۪ي اَحْيَاهَا, ihya eden adama. فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadiste. لَمْ يُفَسَّرْ لَنَا, bize tefsir edilmedi. Yahut Peygamber Efendimiz لَمْ يُفَسَّرْ, tefsir etmedi. لَنَا مَا هُوَ, nedir? Şimdi bu hadis-i şeriflerde diyor ki her kim yeri bir yeri ihya ederse onundur. E bu mücmel geldi. Peygamber Efendimiz burada tefsir etmedi ki ne şekilde olacak? İhya ne şekilde olacak ki o adamın olsun? Mücmel olduğundan öyleyse burada ihtimaller var. Fakat yecûzü, caiz olur ki en yekûne ola. Huve o mâ fe'ale min zâlike bi emril imam. Caiz ki o adam gitti, imamdan izin aldı, sonra o yeri ihya etti. فَيَكُونَ قَوْلُهُ, Peygamber Efendimiz'in kavli olan مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيْتَةً فَهْيَ لَهُ, her kim ölü bir yeri ihya ederse onundur. Bu hadisi şerif ola. اَيْ مَنْ اَحْيَاهَ عَلَى شَرَائِتِ الْاَحْيَا, ihyanın şartları var. O şart üzerine ihya ederse onundur. Caiz ki bu mana ola. فَهْيَ لَهُ, o vakitte o yer onundur. İhyanın şartlarından birisi de nedir? İmamdan izin almak. Bak bu hadiste tefsir edilmedi. Mücmel geçti. Ve min şeraitihi, o yerin ihyasının da şartlarındandır. Tahziruha, onu tahzir etmek. Hazire içerisinde kılmak. Ve iznül imami lehu fiha, bir de imamın izni olmak. Ve temlikuhu iyyaha, bir de imam ona temlik etmesi. Şimdi zaten yerin
İhya ederken en evvela onu etrafına bir şey ihate edeceksin. Ona ne derler? Tehsir. Yani başkalarına diyorsun ki bak buraya daha kimse gelmeyecek. Etrafına ya hendek çekiyorsun, ya duvarı yapıyorsun, ya çeperi yapıyorsun. Ona ne derler? Tehsir. Şartı bu var mı yok mu? Var. Var. Diyor ikinci şartı da imamın izni olacak. İmam izin verecek ve bu yeri ihya et senin olsun diyecek. İkinci şart da bu. Bu hadisi şerifte bu tefsir gelmedi. Tefsir bizim aleyhimizde değil. Tefsir, hadis mücmel, tefsire ihtiyacı var. O ihyada da hakikaten ihya edecek. İhya etmeyenden geri alıyor. Evet. Yani ihyada da... İhyada da hakikaten var. Edecek. Fakat... Ben ihya edecek. Alır, kapsı der, 20 sene öyle durdurur, hiçbir şey yapmaz, olmaz diyor. Şimdiki var mı? Fakat yecuzu caiz olurken yekune hâza, bu hadisi şerif ola huve ma'nel hadis. Hadisin manası bu ola. Yani bir yeri ihya edecek, onun etrafına bir hudut çizecek, ondan sonra da imamdan izin alacak. Caiz ki bu manayı ola. Bir, ve yecuzen yekune, bir de caiz ki ola, alamat evvelehu Ebu Yusuf ve Muhammedun rahmetullahi aleyhime. İmam Ebu Yusuf'un İmam Muhammed'in dediği gibi olmak da caiz. Yani hiç imamdan izin almadan git bir yeri imar et, bitti o senindir. Bu manada var. Şimdi ikisine de ihtimali var mı yok mu bu hadisi? Var. İkisine de ihtimali var. İlla ennehu la yecuz, illa caiz olmaz. En yukda ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in üzerine kat'i suretle bil kavli hükmüyle illa Resulullah'ın maksedi İmamın izni olsun olmasın böyle buyurmuştur diye bizim hakkımız yok. Çünkü imamın izni almak ihtimali de var. Resulullah Efendimiz acaba onu murat etti mi etmedi mi? Hayır etmedi. Ne biliyorsun etmedi? Etti ne biliyorsun etti? Mücmel. Ennehu arada ma'nen illa bittevkifi minhu. Peygamber Efendimiz bu iki manadan hangisini murat etti? Bu nikati surette insan söyleyemez illa bir tevkifi minhu illa Resulullah Efendimiz'den bir rivayet gelecek ki şu mana murat. Ha, o vakitte tamam. Bu ikinci hadis birinciyi tefsir etmiş olur. Öyleyse evet. Ev bi icma'in mimmen ba'dehu yahut da Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin icma'i olacak ki bu iki manadan şunu kastetmiştir. Ki ennehu erade zalikel mana. İcma da ne üzerine olacak? Resulullah Efendimiz bu iki manadan şunu kastetmiştir. İmamın izni var yahut da yok. İki manadan hangisini kastetmişse ona icma olacak. Öyleyse bunu arayacağız. Şimdi buraya getirdi. Neye getirdi? Arayacağız. Bakalım ki Resulullah Efendimiz'den bu iki mananın hangisini murat etmiş diye bir hadis var mı? Yahut da icma var mı? Fenazarına biz nazar ettik. İzlem necid fi hadel hadisi hücceten. Çünkü bu hadiste hüccet bulamadık. لَاَحَدِ الْفَرِيقِينَ iki firkanın birisinin lehine. Evet, nazar ettik. Nereye nazar ettik? فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَادِسِ Bu hadisten başka diğer hadislere nazar ettik. Aradık bakalım ki tefsir edecek bir hadis bulabilir miyiz? هَلْ فِيهَا Bu hadislerde var mıdır? مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ Bir şeye delalet eder. مِنْ ذَلِكَ Bu tefsirden bu hadisi tefsir edecek. İmamın izni şart mıdır, değil midir? İmam o yeri ona verdim dedi, demedi. Bunu izah eden bir hadis-i şerif var mıdır, yok mudur? Aramaya düştük. Bir. Feizen Yunus. Bir de baktık ki Yunus bize rivayet ediyor. Var mı vakıda? Geldi. Burada kalsın. Nezzerna izlem necid fi hadel hadisi hücceten la hadil ferikeyn. في غيره من الأحاديث هل فيها ما يدل على شيء من ذلك؟ Hadis-i şerifte yukarıda geçti ki Müslüman kafirden, kafirden Müslümandan varis olamaz. Bu hadiste diyor ne birinci ferika ne ikinci ferika bir hüccet olmadı. Çünkü buradaki kafirden murat kimdir? Mutlak kafir midir yoksa millet sahibi olan kafir midir? İki ihtimal da var. Onun için bu iki ihtimaldan birisini teyit edecek bir icma yahut da bir hadis aramaya başladık. فَاِذَنْ يُونُسُ Baktık ki Yunus قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ السَّعْبِ بْنِ جَسَّامَ قَالَ Abdullah ibn Abbas Sa'd ibn Cessame'den rivayet ediyor ki
Sa'd dedi ki, Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu. La hima illa lillahi ve rasulihi. La hima, hima olmadı, hüdud olmadı. İlla lillahi ve rasulihi. İlla Allah'ın, Allah için oldu ve Resulü için oldu. Yani hima, hüdutlar Allah ve Resulundur. Bu hadis-i şerif bunu beyan ediyor. Şimdi bundan istidlal edecek. Ha, demek ki bir sahipsiz ölü bir yeri ihya etmek, imar etmek için imamın izni lazım mıdır, değil midir? Meseleyi oraya getiriyor. Ha, biz demin hadisi yanlış söyledik. O miras meselesi dünkü dersteydi. Bugünkü ders ihya-i erd-i mevat. Faydasız, hiçbir kimseye faydası olmuyor, boş bir araziyi ihya ise imamın iznine ihtiyacı var mı yok mu? Ha, benimki ders buydu, evet. Evet, bir kısmı diyor ki mutlaktır. İmameyn bu tarafta, İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed o kavle sahipler ki imam izin versin, vermesin. Kim ihya ederse onundur. Ha, İmam Ebu Hanife de diyor ki hayır, imamın izni olursa onundur. İmamın izni olmasa onun değildir. Şimdi bu meseleyi halletmek için burada ihtilafi, yani iki tarafın birisini teyit etmek için esas hadis şuydu. Men ahya ardan meyyiten fehiye lehu. Men ahya ardan mevaten min ardin fehiye lehu. Bu rivayette var. Mevaten var, meyyiten var. Sonra men ahata haiten ala ardin fehiye lehu. Bir adam bir arazinin etrafına duvar çevirse yahut da ihya ise onundur. Burada imamın izni zikredilmiyor. İmameyn diyorlar ki bu hadisle amel edilir. İmam-ı Azam de diyor ki hayır. Bunda delil yoktur. Ne size delil vardır ne de bana delil vardır. Öyleyse mücmeldir. Bunu bir etraflıca izah edecek bir hadis arayalım. Bu sefer aradılar. Yunus İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. O da hadis gelerek Sâb-i İbn-i Cessame'ye geliyor. Sâb-i İbn-i Cessame dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki La hima illa lillahi ve rasulihi. Hudud Allah ve Resulunundur. Kimsenin bir hudud ve himayesi yoktur. Öyleyse öyle bir yer kimindir? Allah'ındır. Allah'ın. Kim ihya ederse onundur. Kimse buna imamın selahiyeti dahilinde değildir yani. Fakat bu kadar geldi. Allah ve Resulun ise İmam-ı Azam'ın lehine delil çıkar burada. Allah ve Resulünün halifesi kimdir? Evet. Zamanın halifesi, zamanın imamı. Öyleyse yer ona aittir. O kime verirse, halife, imam kime verirse onun selahiyeti dahilindedir, onun mülkü olur. Haddesena Yezidu ve ibn Ebi Davud, kâle haddesena Sa'id ibn Mansur, kâle haddesena Abdurrahman ibn Ebi Zenad, en Abdurrahman ibn Haris ibn Ayyâş ibn Eyyâş ibn Ebi Rabi'a, Ani Zuhriye, Ani Ubeydillah ibn Abdillah, Ani ibn Abbasin radıyallahu ta'ala anhuma, Ani Sâb-i ibn Cessâme, Anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sâb-i ibn Cessâme diyor ki, Peygamber Efendimiz harremel beki'i haram kıldı. Ve kâle dedi ki, La hima illa lillahi ve li rasûlihi. Hima, hudut yoktur illa Allah ve Resulü için vardır. Şimdi Cennet-ül Beki dediğimiz var ya burayı Peygamber Efendimiz haram kıldı. Yani başkasının oraya gelip de milk yapmasına, bina yapmasına mani oldu. Ve ne buyurdu? Hüdud Allah ve Resulünündür. Hima onun himasıdır. Buradan da İmam Ebu Hanife istidlal ediyor ki Allah ve Resulünün emrini tenfiz eden kimdir? Zamanın halifesidir. Zamanın halifesinin selahiyeti dahilindedir. Erdi mavata izin verirse ihya edenindir. İzin vermesi değildir. Felemma kâle bir hadis daha var. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn Ayyâş kâle haddesene Şuayb ibn Ebi Cemre an Ebi Zenad an el-A'rac an Ebi Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La hima illa lillahi ve lirasulihi. Hima olmadı illa Allah ve Resulü için oldu. Felemma kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktaki Resulullah Efendimiz buyurdular. La hima illa lillahi ve lirasulihi. Bu hadisi şerifi buyurdular. Hima nedir?
Şimdi bu himanın tefsirini yapıyorum. Buyuruyor ki vel hima hima ma bir yerdir ki hümiye muhafaza olundu minel ard yerden. İki enne hükmel aradîn. Enne hükmel aradîn yerlerin hükmü ilel eyyimmeti imamlara raciyedir. İmamlara verilmiştir. La ila gayrihim başkalarına verilmemiştir. Ve enne hükme zalik bu yerlerin hükmü gayru hükmü saydi avun hükmünün gayrısıdır. Yani yukarıda geçti yerleri ava benzetti. Diyor ki hayır hüküm itibariyle değişir. Bütün yerlerin hüdudi Allah'a ve Resuluna aittir. Binaenaleyh semanın halifesi yerlerde tasarruf eder. Av öyle değil. Av kim alırsa onundur. Fakat beyyenna biz beyan eyledik. Ma yehtemiluhu el eserul evvel. Birinci hadisin ihtimalinin neye mühtemil olduğunu beyan eyledik. Birinci hadiste ne dedi Peygamber Efendimiz? Bir adam bir yeri ihya ederse onundur. İhya ederse imamın izniyle mi, izniyle değil mi? İkisine de ihtimali var. Bu ihtimalleri beyan eyledik. فَكَانَ الْاَوْلَى مِنَ الْاَشْيَاءِ بِنَا. Öyleyse bize eşyalardan evla olan اَنْ نَحْمِلَ biz hamledelim veçehu o hadisin veçini عَلَى مَا وَالْبِشَيَ hamledelim ki لَا يُخَالِفُ هَذَا الْاَسَرْ لَا يُخَالِفُ هَذَا o birinci hadis muhalif olmaz. الْاَسَرَ السَّانِيَ ikinci esere muhalif olmaz. İkinci eser kimindi? İmam Ebu Hanife'nin deliliydi. O da neredeydi? İmam-ı Azam'ın ikinci eseri nerede geçti? Geçti. Nerede? Ve halefen fî zâlike âkharun minhum Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fekâlu lâ tekûnul ardu tuhyâ illâ bi emril imâm fî zâlike limen yuhyîhâ ve ce'alehâ lehû. Hadis değil de bu İmam Ebu Hanife'den varit olan eser. Yani bu manayı hamledelim bu hadisi. Ki muhalif gelmeye. Birinci hadisi şerif mutlaktır. Bunda da iki mana mühtemildir. İki mananın birisi imamın izni olmayacak. Olmasa bile ona sahiptir. İkinci ihtimal hayır imamın izniyle olacak. İmamın izniyle olacak olmayacak bunu teyit için hadislerden üç hadisi şerif buldu getirdi ki Peygamber Efendimiz buyurmuş La hima illa lillahi ve li rasulihi. Yerlerin hududi Allah ve Resuluna aittir. Onların mümessili de kimdir? Zamanın halifesidir, imamıdır. Öyleyse bir yeri ihya etmek için ondan izin almak lazımdır. İmamların kendi mezhebini bu surette teyit eyledi. Ve emma ma yedhulu li Ebi Hanife fi zalik min cihatin nazar. İmam Ebu Hanife için kıyas tarafından buna dahil vardır, taarruz vardır. O da neden? Mimma yufarraku bihi beynel ardil mevad ve beynel ma'il enhari ve sayd. Yerler ile, ölü yerler ile bir de nehir suları yahut avlar arasında fark vardır. İmam-ı Azim yukarıda bunları bil gibi saydı ama bunların arasında fark vardır diyor. Enna ra'ayna sayd. Biz avı gördük ve ma'il enhar, nehirlerin sularını gördük ki La yecuzu lil imam, imama caiz olmaz, temlik-ü zalik, onu vermek ehadın bir kimseye. Ben avları verdim sana, geç sen avları yap, başka kimse avı yapmasın. Bu olmaz. Yahut da şu nehrin suyunu filan kese verdim, başka kimse bundan istifade etmesin. Bu da olmaz. İmamın selahiyetinde yok bunlar. Ve re'eynâhu, yine biz gördük ki lev meleke racülen. Bir adam malik olsa لَوْ مَلَّكَ رَجُلًا وَرَئِنَهُ biz imami emirül müminini gördük ki لَوْ مَلَّكَ رَجُلًا bir adama temlik etse اَرْضًا مَيْتَةً ölü bir yeri boş bir araziyi bir adama temlik etse سُمَّ مَلَّكَهَا لِرَجُلٍ اَخَرٍ sonradan o adamdan aldı başka bir adama temlik etti. Böyle yapsa caiz olur. وَكَذَٰلِكَ لَوْ اِحْتَاجَ yine böylecedir eğer mühtaç olursa الْاِمَامُ İmam ila bey'iha o arazının satışına mühtaç olursa fi naibetin lil müslimin Müslümanların bir naibesi oldu, şiddetli bir ihtiyacı oldu. O kime temlik etmişse o araziyi oradan aldı, sattı onun parasını Müslümanlara harcayı dese. Caze bey'uhu leha o imamın o araziyi satması da caiz oldu.
وَلَا يَجُوزُ ذَٰلِكَ Halbuki bu tasarrufla caiz olmaz. فِي مَاءِ نَهْرٍ Bir nehrin suyunda. وَلَا سَيْدِ بَرٍ وَلَا بَحْرٍ Kara avlarında, deniz avlarında bu caiz olmaz ama arazide caiz olur. Demek bu itibariyle arazi ile avun ve suyun arasında hüküm itibariyle fark oldu. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ Vaktaki bu selahiyet oldu ile imam imama fil aradine yerlerde. Yer hakkında bir adama temlik eder, ondan alır başkasını temlik eder yahut ikisinden de alır satar. İmamın selahiyetinde oldu bu. Delle zalik bu delalet etti ki enne hükmaha yerlerin hükmü ileyhi imama raciyedir, imama aittir. Ve enneha yerler ki yedihi imamın elinde arazi kesair ile muval diğer mallar gibidir. Elleti öyle mallar ki fi yedihi imamın elinde olucudur. Kim için olan mallar? Lil müslimi. Müslümanlara ait olan diğer mallar nasıl imamın elinde tahti tasarrufunda olursa arazi de öyledir. La radde leha bi'aynihi. Bi'aynihi ona red yoktur. Bunun manasını ben anlayamadım. La radde leha bi'aynihi ne demek istiyor? Düşündüm, taşındım, bunu halledemedim. Siz halledersiniz, siz sonra beni öğretin. وَلَا يَمْلِكُهَا وَاَرَزِيَ malik olmaz. اَحَدٌ hiçbir kimse بِأَخْسِهِ o adamın almasıyla اِيَّهَا arazi. Bir araziyi evet, almasıyla ona malik olamaz. حَتَّى يَكُونَ الْاِمَامِ يُمَلِّكُهَا imam temlik etmedikçe o araziyi اِيَّهُ o adama ala husnin nazari minhu imamdan bir husnin nazar olur bu araziyi filan kese verirsekse evet bunda bir güzel görüş olur kim için lil müslimi müslümanlar için bu araziyi filan kese verirsem sen müslümanların bunda menfaati olur bu araziyi ihya eder ya üşünü verir ya haracını verir o cihette müslümanların faydası var imam böyle güzel bir nazar olursa verir temlik eder o vakitte o adam ona malik olur. Yok, imamdan habersiz geçse bir yeri ihya ise imam istediği zaman onun elinden alır. Onun mülkü olamaz. Öyle tapu dairesi kurulmuş bu işin. Şimdi tapunun haricinde gene var. Birçok yerler var ki hududa dahil değil. Kimsenin elinde değil. Tapuda da yok o. Hazinenin diyorlar. Hazinenin diyorlar onlar artık. Öyle kesiliyor. Sonra tabiye kesiliyor. Hazinenin oldu. Hazinenin bomboş bir yerde adam gitti, ihya etti. Kesiyorlar işte. Gizli kondu yapıyorlar. Birinci hadise göre bu hazinenin olsun. Boş. Madem boştur, kimse istifade etmiyor. Öyleyse o onun oldu. İmameyn'in kavli bu. Orayı kendisine temlik etti olur. İmam-ı Azam de diyor ki hayır. Hüküm vattındır. Boş arazi olmaz. Gelip kadastro dairesine müracaat edecek. O şeyden imamdan izin alacak. Evet, işte o da imam izin alacak. Ondan sonra gidip bu araziye sahip olacak. Yoksa olamaz. Hazinenin yerlerini gizikondu yapıyorlar. Evet. İmameyn'in kavline göre yapabilir. Hazine emar etmiş mi? Yok. Bomboş duruyor. Fakat ondan bomboş sonra duruyorsa öyleyse gidip onun hakkı var. Bu arazi boş durmayacak. Adam oraya ondan sonra sınırında olan belediye tapu veriyor. Evet. Hayır doğru. Şimdi esas meselenin kökünü arıyoruz. Şimdi bunlar İmam-ı Azam'ın kavrunu almışlar. İmamiye'nin kavrunu alırsansa kadastorunun da hakkı yok, kimsenin de hakkı yok. Evet. Hiç kimse onlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki boş bir yeri ihya ettin mi senindir. Şimdi bu mesele çok ihtilaflı olmuş. Harun-u Reşit bir gün İmam Ebu Yusuf'a sormuş. Demiş ki hadisin zahiri İmamın izni olmaksızın her kim bir boş araziyi ihya ederse onundur. İmam Ebu Hanife buna ne cevap verdi? Hadise nasıl muhalefet etti diye İmam Ebu Yusuf'a soruyor. Tabi İmam Ebu Yusuf'un fetvası İmam-ı Azam'a muhalif bu. İmamların ikisi de İmam-ı Azam'a muhalif. Fakat yani Harun Reşit öğrenmek istiyor ki İmam Ebu Hanife fıkıhta bu kadar şöhreti var. Fakat bu meselede imamın iznini nereden çıkardı? Elbette onun bir düşüncesi var. Zahiri hadise göre İmam Ebu Hanife'nin içtihadi muhalif. Hadise muhalif. Niçin bu meselede muhalif kaldı? Niçin sizinle beraber olmuyor? İmam Ebu Yusuf Harun Reşit soruyor bunu. O da diyor ki bu meseleyi biz İmam Ebu Hanife ile çok münakaşa ettik. O diyor ki İmam Ebu Hanife buyurmuş ki ilerisinde münaza ve muhasemeye sebep olur. Bunun için imamın iznini ben şart koşuyorum. Hadislerimiz mezkur değil ama fakat ilerisinde
büyük büyük şeylere, münazelere, muhasemelere bu sebebiyet verir. Onun için imamın izniyle olursa muhaseme olmaz. Nasıl diyor, soruyor. Diyor ki öyle ya, ben gittim bir boş araziyi buldum. Arazide geniş bir bahçe meydana getirdim. Suyunu, muyunu temin ettim. Kuyusunu kazdım. İhya ettim. Daha bileği kuvvetli bir adam geldi. Bu senin babandan mı kaldı? Yok. Kim yaptı? Ben yaptım. Çek şuradan arabayı. Oradan beni bir iki tane zopa vurur. Ben oradan kovar. Ona malik olur. Daha başka bir kuvvetlisi gelir. Vurur onun elinden alır. Tapu yok, bir şey yok. Ne diyeceksin? Ben ihya ettim demekle. O adam yalancı şahit de getirir. Ben ihya ettim der. Ha bak, eli kuvvetli olan vurur alır. İmam Hanife diyor ki bunlara mehal kalmamak için. O adam imamdan izin aldı mı olur onun tapusu. Binaen ikinci bir adam gelir de onu kovacak olursa vakıtta hükümete müracaat eder ki bu araziyi siz bana vermiştiniz. Bu benim elimden cebren alıyor. O vakıtta hükümet onu müdafaa eder. Öteki zalimin elini tutar. O da orada serbest çalışır. İmam-ı Azam buradan tutmuş. Tamam. İlerisindeki dövüşe, çekişe meydan kalmasın. Hükümetin, imamın izniyle olsun. Tabii İmam-ı Azam'ın düşüncesi ince. Çok sağ ol. Mesela şimdi burada çık. Bedevilerin arazileri var. Bomboş arazılar. Elinde tapusu yok. Gidersen Ambra'da bana bir ev yeri ver yahut da bir bahçe yeri ver. Hay hay der. Bura bizim mıntıkadır. Hemen senedini yazar. İki şahit de şahit tutar. Ben işte şu yeri filan kese sattım. Kendi tapusu yok. Senedinden almış. Şimdi bu hükümet bunu tanımaz. Sen bedeviden satın almışsın. Fakat ihya ettin mi? Etrafını çevirdin. Ağaç diktin, su getirdin, böyle bir şey yaptınsa men ehya erden mevaten fehyelehu hadisi şerifi mucebince sen buna sahip oldun. Hükümetin izni olsun olmasın. İmameyn'in kavliyle amel ediyor burada. Yok, yapmadın, yapmadınsa o senin değildir. Şimdi o şeyin hükümet de her yere sahip olmuyor burada. Mesela çöl, koskoca çöller, bedevilerin kabile kabile. O kabile işte bu mıntıka bizimdir. Mıntıka bizim diyor. Hani şimdi köy hudutları var ya. Ay köy hudutları. Köyün tapusu içerisinde dahil o köyün. O köyün. Fakat o köyden geçse böyle bir çölde kendi köy hududu dahilinde bir yeri imar etse imamın izni olmasa ona sahip olur mu olmaz mı? İmamın izni olursa onda ihtilaf yok zaten. İmamın izni olmasa imameyne göre sahip olur, İmam-ı Azam'a göre sahip olmaz. O köyden başka kuvvetli bir adam giderse vurur elinden alır. İmam-ı Azam'a göre, imameyne göre alamaz. Mesela bu. وَلَمَّا كَانَ السَّيْدُ وَالْمَعُ وَقْتَكِ اَوْ وَسُ اُلْبِ لَيْسَ اِلَى الْاِمَامِ بَيْعُهُمَا Onları satmak imama caiz olmadı. Havu satması, suyu satması. وَلَا تَمْلِكُهُمَا اَحَدًا Suyu, avı bir adama temliki de imama caiz olmadı. كَانَ الْاِمَامُ فِيهِمَا Av ve su meselesinde imam oldu ki sair-i nas, sair-i nas gibi oldu, diğer adamlar gibi oldu. Ve kâne milkühumâ, evet onların milki oldu. Suyun vavun milki, yecibu, vacib olur oldu. Be ahfihimâ, onu almakla, avı tuttan kimse onun oldu. Suyu kim aldıysa onun oldu. Dûnel imam, imamdan habersiz, hiç imamın haberi yok. Gitti bir av tuttu. O avı avlamak için de izin mi alacaktı? Gidip de denizden yahut da bir nehirden su almak için imamdan izin mi alacak? Yok. Kim alırsa onundur. Fakat arazi değil. Arazi imama aittir. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu. Ma zehebe ilihi Ebu Hanife. Ebu Hanife'nin zahib olduğu mezhep sabit oldu. Ne için? Lima ol bir şey için ki. Vasafna biz vasfettik. Minel asar eserlerden. Ve delail delillerden. Elleti zekern. Öyle deliller ki zikretti. Eyledi. İşte bu asardan bu delailden anlaşılıyor. İmam-ı Azam'ın mezhebi daha ziyade hakka yakın. Tabi insan kaçın surette hangisi haktır diyemiyor. Yalnız o daha yakın. فِي نِحْتَجَّ مُحْتَجُّ Delil getiren bir adam delil getirse, hüccet getirse فِي ذَارِكْ bu mesele hakkında. بِمَا حَدَّسَنَا يُوسُفْ Yunus. Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadisle. قَالَ اَخْبَرَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَّ مَالِكًا وَيُونَسَ بْنَ يَزِيدٍ أخبراه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ورواية شكي حضرة عمر
radıyallahu anh buyurmuş ki men ehya ardan meyteten fehyelehu. Bir adam bir yeri ehya ederse o onundur. Bu da Hazreti Ömer'in fetvası. Hadis-i şerifin tabi. Bununla delil getirirse buna ne cevap vereceksin? Ve zalike bunun sebebi de enne ricalen bir takım adamlar kânû yetehaccerûne minel ard. Yerden hudutlar yapardılar. Burası benim, burası benim derdiler. Yerden gitmiş, etrafına bir nişan dikmiş. Burası benimdir demiş. Hazreti Ömer'e sormuşlar. O da demiş ki ihya ederse onundur. Yani hudut kesmekle olmaz. Şimdi bazen görürsünüz dağlarda alçıyla kirecine beyaz bir işaret dökmüşler. Hudut kesmiş. İşte orası onundur diye bu hudut sayılmaz. İlla ihya lazım. İhya etmesi lazım. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر مثله Hazreti Ömer'den yine böyle rivayet ettiler ki bir adam böyle hemen hudut kesmekle onun olmaz illa ihya edecek. İhya nasıl olacak? Su çık kuyu yapacak, su çıkaracak, onunla sebze yetiştirecek ya da ağaç dikecek ki ihya etmiş ola. Yoksa kuru kuruya geti dağın bir yerinde bir hududu kes. Kireci tök etrafına, bura benimdir diye. Duvar çevresi oluyor. O duvar başka. Duvar çekerse o da gene ihya edecek. Yani onu şey ettiği gibi, koruduğu gibi öyle bırakmayacak. İhya edecek. قِيلَ لَهُ Böyle bir adam delil getirirse ona denilir ki لَا حُجَّةَ لَكَ فِي هَذَا Bu mesele hakkında senin için hüccet yoktur. وَمَعْنَ هَذَا عِنْدَنَا Bizim indimizde bunun manası عَلَى مَا زَكَرِنَاهُ zikrettiğimiz üzerinedir. Bizim zikrettiğimiz gibidir. Yani imamdan izin aldıktan sonradır. Nimmâna kavlu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem men ehya ardan meyteten fehyelehu. Peygamber Efendimiz böyle buyurdu ya, bir adam öyle bir yeri ehya ederse onundur. Biz burada izahat verdik ya, bunun iki türlü ihtimali var. Ya İmameyn'in dediği gibidir, ya İmam-ı Azam'ın dediği gibidir. Onun için biz aradık taradık İmam-ı Azam'ın mezhebini teyit eden diğer rivayetler bulduk. O da ne? La hima illa lillahi ve lirrasulihi. Yerin himayesi kime aittir? Allah'a, Resuluna aittir. Binaenaleyh Allah ve Resulünün emrini tatbik eden zamanın halifesi kimse ona aittir. O istediğine verir, istediğinden alır. Ve kad ruviye en Umar radıyallahu anh fi gayri hadel hadis. Bu hadisin gayrisinde Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Ma ul bi şey ki yedullu delaletidir ala enne muradehu fi hadel hadis. O hadisi şerifte. Evet, Hazreti Ömer'in muradi. Huve ma zekerinahu bizim zikrettiğimizdir. Bizim zikrettiğimiz yani imamın emriyle olacak. Peki Hazreti Ömer'den o gelen rivayet hangisi? Onu da zikrediyor. Haddesena Ebu Bisr Rakkiyyü. قال حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني أن محمد بن عبيد الله قال خرج رجل من أهل البصرة أهل بصرة دم برادن شكتي يقال له أبو عبد الله أبو عبد الله دهدل شكتي geldi kime إلى عمر Hazreti Ömer'e geldi Basra'dan Medine'ye geliyor Kara'dan bir aylık yol şöyle tabi deveyle bir şeyle geldi فقال dedi ki inne bi ardil basrati ardan Ya Amir el-Mü'minin, Basra'da bir yer vardır. La tadurru bi ahadil müslimin. Hiçbir Müslümanı onun zararı yok. Ve leyset min ardil haraç. Ardı haraçtan da değil, haraca kesilen yerden de değil. Hiçbir kimsenin de değil. Öyle bir yer var ki kimseye de onu bir kimseye versen kimseye de bir zararı yok. Fe in şite istersense en tukti'a niha en tukti'a ikta edesin ni bana. Ha o yeri. Onu beni veresin, beni ikra edesin. En tukti aniha. Ettehizuha ben onu ittihaz edeyim. Kad ben yeşillik. Yonca ekeyim, sebze ekeyim. Ve zeytunen, zeytun ekeyim. Ve nehlen fi nehili. Yahut da benim kurmalarımın arasında nehil olsun, kurma dikeyim. Fef'al. Sen bunu işle. Eğer bunu münasip görürsen beni ikta et. Ve bunu işle. فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ الْفَلَايَا بَعْضِ الْبَصْرَ Basra'da ilk önce boş arazilerden aran adam bu adam oldu. Boş bir araziymiş. Hazreti Ömer'den istedi. Hazreti Ömer de ona verdi. İşte diyor ya, قَالَ Ravi diyor ki, فَكَتَبَ عُمَرُ Hazreti Ömer yazdı.
İlâ Ebi Musel Aş'ari. Ebu Musel Aş'ari Kufe'nin emiriydi. Basra'nın. Basra emiri Ebu Musel Aş'ari radıyallahu anh'a yazdı ki İnkânet himen. Eğer o hima ise, hima ne demek? Yani sahipsiz ise, Allah ve Resuluna ait ise, fe'akti'ha iyyahu. Sen onu ona ikta ile. Yani bu adama ver. Hima olmazsa, yani başka bir sahibi olursa vakitte veremez. Yahut da haraç yeri olursa veremez. Efela tera, sen görmedin mi ki enne Ömer'e, Hazreti Ömer lem yece'al lehu aksaha, o adama onun aksını kılmadı. Canım git orayı ihya ettim zaten senin olur demedi. Bak Hazreti Ömer emire yazdı ki emirin izniyle olsun ki o adam malik ola. Eğer İmameyn'in dediği gibi olsa ona dedi ki yok git ihya et zaten. İhya ettim mi senin olur derdi. Demedi o adamı. Ve la ce'ale lehu milkeha. Onun milki de kılmadı. İlla bi ikta'i halifetihi. İlla halifesinin ikta'ıyla vermesiyle kıldı. Zalikel racule o adama iyyahu arazi. Kendi halifesi kim idi? Ebu Musa Leşeri. Ona dedi ki sen bu yeri o adama temlik et, o adam emaresi. Öyleyse bu da İmam Ebu Hanife'nin mezhebini teyit ediyor. Ve levla zalik. Eğer bu olmasaydı, imamın izni şart olmasaydı, lekâne yekûlu lehu, Hazreti Ömer o adama derdi ki ve mâ hâcetüke ilâ ikta'i iyyâk. Bu yeri sana vermeye ne hacet var? Leanne leke en tuhiyyâ. Sen onu ihya etmek senin hakkındır. Duni benden habersiz. Ve tuammiraha fetemlika, onu imar ettim senin olur. Böyle derdi. Bak demedi. İmameyn'in dediği gibi olsaydı ya bana neye geliyorsun? İmar ettim mi senin olurdu. Neye geldin bana? Demedi. Ya emirine yazdı ki bunu oraya ver. Hem de bak eğer onun bir sahibi yoksa. Fedelle zalik Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu fiili delalet etti ki ennel ihya inde Ömer, Hazreti Ömer indinde ihya huve ve ihya nedir? Ma bir şeydir ki ezine izin verdi. El imamu imam fihi ihyada. O yerin ihyasına imam izin verdi. Kime? Lillezi şol bir kimseye ki yetevellahu ona tevelli eder. Ve mellekehu iyyahu ona da temlik etti. İmam izin verdi. O ona temlik ederse işte o vakitte. İmam kim tevelli ediyor? Basra'daki varazaya tevelli kim ediyor? Halife bu Musa Leşer'e. Onun tercih tasarrufundaydı. Öyleyse git onun iznini al. O adam seni temlik etsin. Sen de orayı ihyat o vakitte senin olur. Ve kaddelle zâlike eyzâ mâ haddesen ebn-i merzûk. Bu İbn-i Merzuk'un rivayet etmiş olduğu hadis de buna delalet eyledi. قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال قال عمر رضي الله عنه لنا رقاب الأرض. Yerin rekabesi bize aittir, halifelere aittir. Arazi halifelere aittir. Hazreti Ömer'in bu sözü de var. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فَدَلَّ ذَلِكَ bu delalet etti ki اَنَّ رِقَابَ الْأَرَد۪ينَ كُلِّهَا yerlerin hepsinin rikabi ila eyyimmetil müslimin müslümanların imamlarına aittir. Ve enneha la tehrucu mineydihim o onların elinden çıkmaz illa bi ihracihim iyyaha illa kendileri ihraç ederlerse neye? İlla ma ra'u münasip gördüğü yerlere. Yani araziler imamlara aittir. İmamlar nasıl münasip görürse elinden çıkarır birisine verir yoksa vermez. O da neden? Ne vakitte verir? Ala husnin nazari minhum lil müslimin. Müslümanlara hangisi daha güzeldir? Onda bir hüsn-i nazar güzel düşünecek de hükümetin elinde kalması mı hayırlı? Yoksa birisine temlik etmesi mi hayırlı? Müslümanların hangisi menfaatine gelirse o şekilde yapacak. Nerede? Fi imareti biladihim ve selahiha. Memleketin imaresinde, selahında hangisi münasipse öyle yapar. Fahada kavru Ebi Hanifete rahmetullahi aleyh. İşte İmam-ı Azam'ın kavli de budur. Bir zamanlar mesela hükümet bütün eraziyi alır. O zamandaki paşalara verilmiş. Albaylara, miralaylara yani askeri kumandanlara verilmiş. Askeri kumandanlara da milkiyetini vermiyor. Şu mıntıkanın faidesini sana verdim. Ama kökü rekabesi hükümetin elinde. Bir zamanlar da bazılarını çıkarmış vermiş. Kimisini vakfetmiş, kimisini bir adama temlik etmiş. Müslümanlara hangisi menfaatli ise halife onu yapabilir. باب إنزاء الحمير على الخيل والله تعالى أعلم
Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.